Halk Partisi baba ocağı, Ay Yıldız'ın gölgesinde ana kucağı. Teşekkür Doğu ediyorum. Batı, kuzey... Değerli Genel Başkanım, çok kıymetli İl Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım, belediye başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, Mudanya'da tüm siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, tüm görüşlerden kıymetli Mudanyalılar, öncelikle sözlerime bir özür ve bir eksikliği gidererek başlamak isterim. Kürsüye çıkarken çalan şarkı, partimizin toplantılarında çaldığında çok hoşumuza giden bir şarkı. Burası bir kamusal alan. Burası bir belediyenin etkinliği. O yüzden Cumhuriyet aksini görüyorsunuz. Biliyorum, devlet parti ayrımı kalmadı. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir başka partinin genel başkanı. Ve maalesef bu iç içe geçmişlik zaman zaman bize de bu hataları yaptırtıyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, birazdan bahsedeceğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa ile birlikte cumhuriyet kurmuş, devlet kurmuş, demokrasi kurmuş. Başka parti yokken bile devletle partinin işlerini ayırmayı ilke edinmiş ve en sonunda çok partili rejime geçip ülkeyi demokrasiye teslim etmiş olan bu anlayıştaki insanların partisi, kötü örnekler bir yana, partiyle devlet işini ve kamusal alanda tüm siyasi partilerin davetli olduğu alanlarda bu işlere çok dikkat edeceğiz. Ben bu kusuru minicik bir nazar boncuğu olarak çok başarılı Mudanya Belediye Başkanımızın yakasına takıyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. İnerken bir daha çalarsanız bu sefer ayıp olur başkanım, mahcup edersiniz. Başka bir müzik ayarlayın. Değerli Genel Başkanım, bugün burada Deniz Dalgıç'ın, belediye başkanımızın heyecanına ortak oluyoruz. Çünkü o ilk kez bugün bize Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılında ev sahipliği yapıyor. Başka programlar vardı ama çok arzu etti. Bir yolunu bulduk. Bugün burada hep birlikteyiz. Özden Hanım'la beraberiz. Özden Toker'le beraberiz. Özden İnönü Toker'le beraberiz. İsmet Paşa'nın kızıyla yan yana oturmak herhalde hayatımızda, siyasi hayatımızda geçirdiğimiz en onurlu dakikalar. Değerli torunu Gülsün Bilgehan burada. Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nün çok kıymetli jüri üyeleri buradalar. Belediye başkanlarımız burada, örgütümüz burada. Ben buraya genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle birlikte geldim. 2 yıl önce yine bu kez bir akşam saatinde, oldukça da soğuk bir günde, iklimin bugünkü gibi bize müsaade ettiği bir günde değil, böyle buz yağarken 100. yılda birlikteydik Sayın Genel Başkanımla beraber. Ve bugün 102. yılda tekrar birlikteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı ve Mudanya'da bir askerden bir müzakereciye, bir diplomata, bir Mudanya'da barışı getiren 9 günlük büyük müzakerelerin kahramanı, partimizin 2. genel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. cumhurbaşkanı İsmet Paşa'ya minnetlerimizi, rahmet duygularımızı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Mudanya, milli mücadelenin cephedeki başarısının masada büyük bir kazanıma dönüştürüldüğü 9 günlük çok önemli bir süreçtir. İsmet Paşa buraya Batı Cephesi Komutanı olarak gelmiştir.
Ancak buradan Lozan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senetini kabul ettirecek özgüveni yüksek bir müzakereci olarak buradan ayrılmıştır. Burada bütün hesap görüşmeleri uzatmak, dağılmış olan düşman ordularının yeniden toplanmasını sağlamak, dışarıdan o ordulara destekler sağlamak ve kazandığımız Kurtuluş Savaşı'nı nihai bir zafer değil, yine düşman askerlerinin bulunduğu Anadolu topraklarında hazırlanarak yeniden saldırıya geçip işgali sürdürmek üzere hesap yapanlara karşı İsmet Paşa konferansın havasını anlatırken şöyle der. Mudanya'nın ilk üç günü Trakya meselesinin müzakeresiyle geçmiştir. İlk müzakere açılır açılmaz benim dikkatlerini çektiğim mesele budur. Biz muharebe halindeydik. Karşımızda düşman vardı. Düşmanı yendik ve takip ettik. Anadolu'dan çıkardık. Mudanya konferansının toplanması ile askeri harekat durmuştur. Bu hal uzun müddet devam edemez. Böyle bekleyerek karşımızdaki hasım kuvvetlerin yeniden zaman ve hazırlık yapmasına fırsat vermeyiz, veremeyiz. Onun için bir an evvel bütün memleketin talihisi işini halletmek lazımdır. Bu tezimi bu şekilde ifade ettim. İsmet Paşa'nın bu diplomatik zekasıyla Trakya'daki işgal kurşun atılmadan sona ermiş, Doğu Trakya ana vatana dahil edilmiştir. Sahada kazanılmış olan askeri zafer, Mudanya'daki diplomatik zaferden sonra Lozan'a gidecek İsmet Paşa'ya büyük bir güç vermiştir. İsmet Paşa Lozan'a gittiğinde onu orada aslında beklediği, hazırlıklı olduğu bir sürpriz gelişme karşılamıştır. Ve İngiliz heyetinin başkanı Lord Curzon söze başladığında siz bize Mondros'ta birçok vaatte bulundunuz. Gelelim oradan konuşmaya başlayalım deyince 1918'i hatırlatan Lord Curzon'a İsmet Paşa çok sert çıkmış. Beyefendi, ekselansları, dikkatinizi çekerim. Ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geliyorum. Ona göre konuşacağız demiştir. Ömrü Yemen'den Balkanlara memleket için at sırtında savaşlarda geçmiş bir askerden bahsediyoruz. Sakarya Savaşı olurken Doğan oğlu İzzet'i görmemiş ve görmeden kaybetmiş bir babadan bahsediyoruz. Dünyadaki tüm yetkileri elinde bulundurduğu halde serbest demokratik seçimlere geçebilen, yani iktidarı değil itibarı tercih eden bir devlet adamından, bir demokrasi kahramanından bahsediyoruz. 27 Mayıs, 14 Mayıs 1950 günü seçimleri kaybedip bundan 8 gün sonra eliyle kaleme aldığı mektupla, kendi el yazısıyla oğlu Erdal'a yazdığı mektupta, bu seçim memlekette hayat tarzı kurmak için giriştiğimiz teşebbüse ne kadar ciddi ve samimi olduğumuzu ispat etmiştir. Memleket için, hepimiz için bu bir şeref olmuştur diyor. Dediği şu, bundan önce memleketi yönetenler sarayda oturuyorlar. Bütün yetkiler elinde ve yetkileri vefatlarıyla birlikte evlatlarına geçiyor. Eğer ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk sarayı seçseydi, eğer ki hangi yönetimi benimsiyorsunuz Sayın Kemal, Amerikan tipi başkanlık mı? O devirlerde Amerika'da başkanlık 70 yıldır var. İngiliz tipi bir monarşi mi? Yoksa padişahlığa saraydan devam mı diyenlere biz 23 Nisan'da 1920'de bir meclis kurduk. O meclisin verdiği görevleri yapıyoruz.
ne görev verirse meclisimiz ve milletimiz o görevi yaparız deyip elinin tersiyle otoriter bir lider olmayı, tek adam olmayı, padişah olmayı, kral olmayı ya da çok yetkili bir başkan olmayı itip cumhurun seçtiği millet meclisinin verdiği yetkiyle cumhurbaşkanı olmayı tercih etmiştir. Onun ölümünden sonra yerine geçen en yakın arkadaşı, en büyük mücadele arkadaşı ve silah arkadaşı İsmet Paşa da ülkeyi yönetmiş. Yönetirken çok partili rejim ihtiyacının demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu görmüş. 1946'da çok partili yarışa geçilmiş. 1950'de milli mücadele kahramanı İsmet Paşa girdiği genel seçimlerde partisi ikinci olmuş, seçimleri kaybetmiştir. Dünya, bütün dünya o konjonktür. Ondan sonra daha neler yaşanacak? Ne tek adamlar gelecek, ne faşizmler kurulacak, ne o faşist tek adamlar ülkelerine, Avrupa'ya, dünyaya ne felaketler yaşatacaklar. Ama İsmet Paşa öyle bir bilinçle geliyor ki 1918'den Mondros'tan, 1920'den Ankara'da meclisin kurulmasından, 1922'den savaşlardan, mücadelelerden, meydan mücadelelerinden, 1923'te Cumhuriyet ilanından geldiği için İsmet Paşa çağında yaşayanlar gibi ne Gazi Mustafa Kemal'in tek adamlığa yeltenmediğini görmüş, onunla aynı rüyayı görmüş, aynı hayali kurmuş, günü gelince de yönetimi teslim etmem dememiş, aksine bu benim en büyük yenilgim ama demokrasimizin en büyük zaferidir deyip Demokrat Parti'ye yaveriyle haber yollamış, Paşa devir teslimi hazırdır deyip oğlu Erdal'a bir hafta sonra bu kalemle bu yazıları yazmıştır. Söylemek istediği, memlekette kurmak istediğimiz yeni hayat tarzı dediği bunun kendisidir. Artık millet kendini yönetecekleri kendi seçiyor, iktidarlar değişebiliyor, milletin yetki verdikleri, oy verdikleri yönetime gelip oy vermedikleri gidebiliyor. İktidarlar kalıcı değil, kalıcı olan milletin iradesi. İşte biz Cumhuriyeti de, demokrasiyi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet Paşa'ya borçluyuz. Ve bugün Türkiye'de birilerinin arasında mezhep savaşları çıkmıyorsa, Türkiye'de taraflar arasında etnik savaşlar çıkmıyorsa, birileri birinin kalbini söküp alıp o vahşi işitçilerin o coğrafyaya yaşattıkları bu ülkede yaşamıyorsa, bu ülkede her şeye rağmen bir belediye başkanı çıkıp barış festivali düzenliyor, barış ödülü dağıtıyor, yurtta barış, cihanda barış diyorsa, bu ülkenin iktidarı da ana muhalefet partisi de bütün çelişkilerine rağmen Filistin'de barış olsun diye bütün dünyaya seslenebiliyorlarsa, bu ülkenin kurucu partisi Ukrayna Savaşı'na da, Filistin'deki savaşa, mezalime, soykırıma da aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras, yurtta barış, cihanda barış yaklaşımıyla yaklaşabiliyorsa ve 31 Mart seçimlerinde bu ülkenin kurucu partisi 47 yıl sonra birinci parti olmuşsa ve yine bu ülkenin kurucu partisi önümüzdeki seçimlerde iktidara adaysa, iktidarı alacak ve bu ülkeyi bir kez daha demokrasiyle, bu sefer ayrımsız, katıksız, bütün yıpratılmışlıklarına rağmen kuvvetler ayrılığının tam olarak sağlandığı, parlamentonun yeniden güçlendiği, milletin birini seçip gerisine karışmadığı değil, milletin seçtiği parlamentonun her türlü denetim imkanını sahip olduğu, kendi içinden başbakan çıkardığı, kendi içinden
hükümet çıkardı. Adet olsun diye masasında, kürsüsünde bir yemin edilip sonra hiçbir sorumluluğu olmayan, bir kalemin ucundan çıkan bakanların değil, parlamentodan çıkan bakanların parlamento eliyle denetlendiği, hesap sorulduğu, gen soru verildiği, güven oylamasında güvensizlik oyu alan bakanın gittiği, bakanların istifalarının birinin uygun görmesiyle değil, bakanların göreve gelişinin de gidişinin de millet meclisince karara bağlandığı gerçek demokratik bir Türkiye'yi yeniden kurmak istiyoruz. Bütün ümidimiz, bütün yaklaşımımız buna dairdir. O yüzden özgüvenli bir siyasetle bu ülkedeki 83 milyonu kucaklayarak, daha önce Mudanya'da söylemiştim, Mudanya'yı Mudanya İttifakı kazandı. Bursa'yı Bursa İttifakı kazandı. Türkiye'yi de Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı Türkiye'nin sosyal demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, Kürt demokratlarını, kimin etnisitesine bakmadan, kimsenin mezhebine bakmadan Türkiye'nin bütün demokratlarını kucaklar. Hedefi Türkiye'ye gerçekten güçlü bir parlamento, güçlü bir yürütme, bağımsız bir yargı, tam bir kuvvetler ayrılığı ve en nihayetinde güçlenen ve zenginleşen bir Türkiye'yi yeniden hediye etmektir. Bu güzel günde, bu güneşli günde İnönü ailesinin değerli mensuplarıyla ve İnönü'nün bir diğer ailesi olan Mudanya'nın bu güzel insanlarıyla ve İnönü'nün ikinci genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geniş katılımıyla, ama Mudanya'daki her görüşten herkesi yürekten kucaklayarak 102. yılda burada olmanın onurunu yaşıyorum. Nice 10 yıllarda, 100 yıllarda Mudanya'da bu törenler yapılacak. İsmet Paşa anılacak. Gazi Mustafa Kemal anılacak. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Cumhuriyetin kıymetini bilenleri kıymetle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Tarihi bir dönem noktası olan Mudanya mütarekesi sadece bir